Çocuğunuzu sanal ortamda güvende tutmak artık çok kolay. Family Safe uygulaması sayesinde çocuğunuzu sanal ortamda güvende tutabileceksiniz. Sanal ortam dememin sebebi de şu. Telefonundan neler izlemiş, neler yapmış, nerelere gitmiş bunların hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz girmesini istemediğiniz uygulamalar varsa bunları bloklayabilir yani engelleyebilirsiniz. Bu sayede TikTok'a, YouTube'a herhangi bir uygulamaya girmesini istemediğinde engelleyebiliyorsun. Baktığımızda sanal ortamda birçok viral olan tehlikeli videolar olabiliyor ve bunların önüne geçebilirsiniz bu sayede. Ayrıca bunu sosyal medya olarak düşünmeyin. Çocuğunuzun canlı konumunu görüntüleyebiliyorsunuz ve isterseniz serviste okuldan eve evden okula gidiyorsa bu rotayı çizip bu rotanın dışarısına çıktığında daha doğrusu sizin işaretlemiş olduğunuz rota dışına çıktığında size bildirim gönderebiliyor. Ve YouTube'da ne kadar zaman harcamış, hangi videoları izlemiş bunları görebiliyorsunuz. Aynı şekilde TikTok'ta da hangi videoları izlemiş ve kaç dakika kaç saat zaman harcamış bunları görmeniz mümkün oluyor uygulama sayesinde. Uygulamanın içerisinde bir de ekran görüntü özelliği bulunuyor. Bu da Çocuğunuzun telefonunu canlı bir şekilde ekran görüntüsü alarak nerelere girdiğini onun haberi olmadan görebiliyorsunuz. Evet bunda da şöyle bir durum olabiliyor. Biliyorsunuz TikTok veya YouTube'da shorts videolar yani kısa videolarda izlenilen içerikler bazen sakıncalı olabiliyor çocuklarımız için. Bu uygulama sayesinde bunların önüne geçmeniz mümkün. Gelin şimdi uygulamanın mantığını anlatayım ve nasıl çalıştığını telefon üzerinden sizlere göstereyim. Sonrasında tekrardan kamera karşısında olacağım. İki telefonumuza da uygulamayı yüklüyoruz. Birisine Fame Save kontrolü, birisine de Fame Save Kids'i yüklüyoruz. Kids olan çocuğumuzda yani uygulama burada çocuğumuzda. Bunu gizleyebiliyorsunuz bu uygulamayı. Şimdi kendi telefonumuz buradaki buna giriş yapıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi çocuğumuzun telefonunun ne kadar şarjının kaldığını görüntüleyebiliyoruz. Burada %40 yazıyor ve şarj %40'da. Bütün verileri doğru bir şekilde aktarılıyor. Ayrıca yeni gelen özellikle ekran kontrolü dediğim gibi screenshot alabiliyor ve bunda neler yapmış görebiliyoruz. Screenshot bölümüne girdiğimizde burada çocuğumuzun telefonundaki tüm ekran görüntülerini bu şekilde alabiliyoruz. Mesela bu bir Instagram'da olduğunu farz edin ve Instagram'dan ekran görüntüsü aldığınızı farz edin. Bu yeni özellik bunu baştan söylemek istiyorum. Ayrıca burada birçok özellik bulunuyor görmüş olduğunuz gibi. İsterseniz girmesini istemediğiniz siteleri buradan filtreleyebiliyorsunuz. Alt kısımda bu bölümden Google'da hangi aramaları yaptıysa bunları görebiliyorsunuz. Mesela ben bir APK indirmek için bu aramaları yaptım. Bunları çocuğunuzun telefonunda ne arattıysa görebiliyorsunuz. Browser history dediği bölümde de giriş yapmış olduğu linkleri size çıkartıyor. Siz de tıklayıp girebiliyorsunuz. Buna bir hemen giriş yapalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi giriş yapmış olduğu tüm linkler gözüküyor. İşte web sayfalarına tıkladığınızda siz de giriş yapabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. En azından hangi sayfaya girdiğinin adı değil de direkt olarak linki çıkıyor. Ayrıca burada web filtre bölümü bulunuyor. Buradan dediğim gibi gene filtrelemeler yapabiliyorsunuz. Burada ADD dediğinizde istediğinizi buraya yazıyorsunuz. Mesela google.com buna girmesini engelleyebiliyorsunuz çocuğunuzun. Gelelim uygulamanın diğer özelliklerine. Burada canlı konumu, araç konumu birçok özelliği bulunuyor. Burada da location history diyor. Bu da girmiş olduğu daha önce nereye gittiyse hepsi buraya çıkıyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada canlı konumu gösteriyor. Burayı blurluyorum ama hangi konumda olduğunu anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz bu bölümden. Şimdi gelelim şu ekran özelliğine. Bak burayı açıyorum. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Burada gezineceğim. Bak Google Play'e giriyorum mesela. Instagram indir dedim. Şimdi burada screenshot dedim de direkt bu ekran görüntüsünü anlık olarak screenshot'ını alıyor biliyor. İstediğiniz gibi hızlı hızlı da bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkış yaptıktan sonra şöyle hemen tekrar giriş yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu sayfanın direkt ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz. Buradan geri yapalım. Bak mesela burası. Şimdi şöyle düşünün. Biraz aşağıya kaydırdım ve ekran görüntüsü al dedim. Direkt anlık olarak ekran görüntüsünü aldı. Sadece yenilenmesi için gir çık yapmamız yeterli. Giriş çıkış yapmamız yeterli. Bakın buraya geldi ve görmüş olduğunuz gibi burada buranın da ekran görüntüsünü almış oldu. Uygulama birçok şeye hizmet veriyor. Bu açıdan güzel. Ve gelelim YouTube'da neler izlemiş, kaç dakika geçirmiş. Bak mesela kendi YouTube videomu açmıştım, izledim. 32 saniye geçirmişim, bir video izlemişim. TikTok'a geliyoruz hemen. TikTok'ta da hangi videoları izlediği burada gözüküyor ve ne kadar zaman harcadığı gene burada yazıyor. 32 saniyede burada vakit geçirmişim. Buradan da birçok ayar, birçok raporlama gibi bir ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada da bunlara imkan veriyor. Ayrıca telefonunuza hangi uygulamayı indirdiyseniz bakın burada bildirim geliyor ve burada Instagram'dan mesaj gelmiş bunları gösteriyor. TikTok'u indirmişim mesela TikTok'u gösteriyor. Bunları da kontrol edebiliyorsunuz ve ayrıca uygulamaları engel engelleyebiliyorsunuz. Chrome'a girmesin dersen bunu tiklemen yeterli. Veya işte bakıyoruz telefonda neler kurulu YouTube, TikTok. TikTok'a geldik engelledik, YouTube'a engelledik. Artık YouTube'a ve TikTok'a giremeyecek. Bakalım hemen YouTube'a açtığımda bakın görüyor musunuz? Şu anda bu uygulamaya erişilemiyor. Yani bunları yapabiliyorsunuz. Bir de TikTok'a basalım. TikTok'a da geldiğimizde TikTok'a da giriş yapmaya engel tanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle yapıyoruz. YouTube'u ve TikTok'u açıyorum. Bak gördünüz mü? Hemen uygulama geldi ve buradan artık izleme yapabiliyoruz. Ama tekrardan TikTok'un tikini işaretlediğimde birazdan gelecek ve geldi. Görmüş olduğunuz gibi giriş yapamıyorum. Gerçekten güzel ve başarılı bir uygulama olmuş. Tamamen çocuğumuzu sanal ortamda güzel bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Buradan da Sosyal medyadaki bütün böyle anahtar kelimeleri yazdığınızda işte mesaj olsun vesaire bunları girebiliyorsunuz. Mesela deneme yazalım şuraya. Deneme yazdım. Ve alt kısma indiğimde şöyle düşünün hemen. Bitti diyeceğim. Buraya bir kelime yazıyorum. Buraya geldim haber yazdım ve bunu yolladım. Buradan da sev diyorum. Sev dedikten sonra direkt uygulama eklendi. Yani daha doğrusu kelime eklendi. Görmüş olduğunuz gibi deneme olarak. Bunları da buradan filtreleyebiliyorsunuz. Uygulama gerçekten çok güzel ve işinize yarayacak. Family Save uygulaması bu şekildeydi. Görmüş olduğunuz gibi telefonumda yüklü ve çocuğumuzun birçok alanda kontrolünü internet ortamında ve canlı konum olarak sağlayabiliyoruz. Uygulama gerçekten bu açıdan başarılı. Birçok ayarını, birçok özelliğini kullanabiliyorsunuz. Söyleyemediğim veya anlatamadığım birçok şey olabilir. Onlardan da kısa kısa bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi uygulamaları engel Canlı ekran görüntüsü alabiliyorsunuz, YouTube ve TikTok gibi uygulamalarda ne kadar vakit geçirmiş, neler izlemiş, bunları görüntülemeniz gerçekten çok kolay oluyor. FameSave uygulamasını açıklamaya link olarak bırakıyorum. Oradan isterseniz Android isterseniz de iOS platformlarından yani iPhone veya Android cihazlarınıza indirip kurabilirsiniz. Dediğim gibi çocuğunuz için Fame Kids uygulamasını indiriyorsunuz. Kendi telefonunuz için de Fame Safe kontrol uygulamasını indirmeniz yeterli olacak. Çok fazla İngilizceye sahip değilim. Biraz telaffuzlarda sıkıntı olabilir ama baktığınızda uygulama gerçekten hakkını vermiş. Birçok bu tarz böyle çocuklarımızı güvenle tutabilecek uygulamalar incelemiştim. Onların ziyade bu uygulama biraz daha geliştirilmiş ve baktığınızda kontrol altında tutabileceğiniz ve arayüzü basit olan bir uygulama. Uygulamanın arayüzü İngilizce fakat gerçekten anlayabiliyorsunuz ve nereden nasıl yaptığınızda bir iki kere çıkıp girdiğinizde kurcalayarak uygulamayı rahatlıkla kullanabileceksiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere.